arıyor ve o sesi duymaya ve duyurmaya da çalışıyor. Bunu da bir taraftan ihmal edemeyiz. Şimdi tabii bürokrasi dünyasından bir gelişme var. Resmi gazetede de yayınlandı. Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yeni atamalar var. O haberleri izleyelim. Dönüşte emekliler ve vergileri reform konusuna giriyoruz. Cumhurbaşkanı kararıyla atamalar devam ediyor. Yayımlanan kararnameyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine Yunus Emre Karaosmanoğlu açık bulunan 3 ile İl Milli Eğitim Müdürü atandı. İçişleri Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar yapıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine atanan Yunus Emre Karaosmanoğlu önceki kabinede Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Kayanın döneminde önemli değişimler yaşanan İçişleri Bakanlığı'nda üst kademe kamu yöneticiliklerini atamalar yaptı. Buna göre İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Emin Bilmez, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Muhammed Selami Yazıcı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcılıkları'na Önder Bozkurt ve Hamza Taşdelen, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Davut Düzgün atandı. Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorulsa görevinden alındı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Ali Reisoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Harun Tüysüz getirildi. Şimdi bu arada mesajlar geliyor onlara da bir bakıyorum. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'na sormam istediğiniz soru varsa onu yöneltin. Şimdi Arzu Hanım, şu Cumartesi mitingini bir söyleyebilir misiniz evet. efendim? Cumartesi siz bir miting düzenleyeceksiniz. Evet. Dün mesaj olarak okumuştum burada da. Cumartesi günü saat 16'da Kartal Meydanı'nda bir miting düzenliyoruz. Aslında tabii yaşadığımız işçiler olarak, emekçiler olarak, emekliler olarak yaşadığımız bu geçim sıkıntısı, yaşadığımız sorunlar çerçevesinde geçtiğimiz ay yine Kartal Meydanı'nda bir emeklilikte adalet buluşması gerçekleştirdik ve çok etkili olan bir buluşmaydı. Bu cumartesi günü Vergide Adalet diyoruz. Yine aynı şekilde çalışma hayatında adalet dedik. Başta belediye şirket işçileri olmak üzere hala taşerondan çalışan, beklenti yaratılan ama bu beklentileri karşılanmayan binlerce işçi arkadaşımızın talebi için çalışma hayatında adalet dedik. Şimdi de cumartesi günü vergide adalet için bir buluşma gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki ay tabii asgari ücretin belirlenmesi süreci gelirde adalet bayrağını yükselteceğiz. Böyle bir mücadele sürecinin içerisindeyiz. O nedenle Cumartesi günü vergide adalet için yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan... ...adil bir vergi sistemi için bir miting, bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Tabii aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi içinden geçtiğimiz bu süreçte... ...dün gece sözün bittiği yer dediğimiz e, vahşetin katliamların yaşandığı bu süreçte... ...Cumartesi günkü buluşmamız, evet vergide adalet için, gelirde adalet için... ...memlekette adalet için, bölgede adalet için, Orta Doğu'da, bütün dünyada için, Kardeşlik için, adalet için olacak. Filistin halkıyla dayanışma için olacak. Filistin işçi sınıfıyla, Filistinli sendikalarla dayanışma içinde bir buluşma olacak. E, bu anlamda da herkesi Cumartesi günü saat 16'da Kartal Meydanı'nda bu taleplerle ve bu dayanışma duygularıyla yan yana omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Biz de bunu takip edeceğiz. Şimdi Arzu Hanım. 40 yaş grubundasınız, genç bir kadınsınız ama şöyle düşünün, çocukluğunuzdan itibaren de hesaplarsanız yetişkinliğinizin 20 yılı, 20-40 arası diyelim, siz hayatınızda, yani kendiniz de, tam toplumun içinde olduğunuzu bildiğim için, hani eşinizle birlikte, siz böyle bir Geçim zorluğu yaşadınız mı hiç efendim hayatta? Gördünüz mü? Gerçekten tabii ben 40 yaş değil 50 yaşın üzerinde 50 yaşlı 50'li yaşlarımdayım öyle söyleyeyim. Ama gerçekten benim çocukluk yıllarım işte 80'li yıllardır. 70'lerin sonu ve 80'lerin başıdır. Gençlik yıllarımız 90'ların dönemidir. Türkiye'nin en zor dönemler işte askeri darbenin olduğu vesaire olduğu süreçlerdir. Ama gerçekten... Böylesi bir geçim zorluğu, böylesi bir geçim sıkıntısı, rakamların da bize söylediği gibi bu kadar ağır bir bölüşüm krizi, bölüşüm şokunu yaşadığımız bir dönemi olmadı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Şimdi hani ikinci yüzyılımızı konuşuyoruz. Cumhuriyet'in yüzyılına baktığımızda ta Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren aslında en zorlu savaş yılları dahil olmak üzere bu kadar e, zengini daha zengin yapan yoksulu daha yoksul yapan sürekli olarak yoksuldan alıp zengine veren bir düzen bir süreç gerçekten Türkiye olmadı, yaşamamıştı. Ve benim programımda da Arzu Hanım veya dışarı çıktım ben de sizin gibi çünkü sürekli evet, mobil haldeyim. Aynen. Sürekli dolaşıyorum. İşte Anadolu'da konuşmalarım var orada burada her yerde en çok da emekliler. En çok emekliler zorluk yaşıyor. Evet. İşte 7500 lira hani o da üstelik dul ve yetimlerin maaşları da veya çok daha düşük maaş alanlar da var ama evet. hani ortalama diyelim büyük bir çoğunluk 7500 lira. Bakın şimdi de dün 12. kalkınma planı meclise sunuldu. Evet. Siz bunu çok yakından evet. takip ettiniz evet. biliyorum. Emeklilik yaşı yükselecek, aylıklar düşecek diyor. Şimdi yönetmenin güvenle rica ediyorum arkadaşlar görseller vardı hazırladığımız. Şimdi bakın her şey Adalete dayanıyor. Evet. Şimdi bize hepimizin anlayacağı şekilde anlatır mısınız efendim? Vergide adalet, gelir vergisi ilk dilim oranı, ücretlerde ücretlerde yüzde ona düşünmelidir. Şimdi aslında önce şunu söylemek isterim İsmail Bey, iktidar ülkeyi yöneten siyasi iktidar, hükümet öyle bir politika izliyor ki. Bütün bu ülkede yaşayan herkesi, işçiyi, emekçiyi, işsizi, emekliyi, herkesi yoksullukta eşitleyen bir politika izliyorlar. İşte biraz önce söylediğiniz ve bizim işte birkaç hafta önce büyük bir buluşmayla Türkiye'nin gündemine taşıdığımız emeklilikte adalet, emeklilikte insanca yaşam talebi, emeklilerin bugün bir de ucube bir sistem icat ettiler. İşte En düşük emekli aylığı tamamlanıyor, i̇şte hazineden tamamlanıyor. 7500 lira dediğimizde en düşük emekli aylığı 7500 lira değil, değil. değil. kök aylık aynı duruyor. 4500 5000 5500 hazineden üstü tamamlanıyor. Yani az, açlık sınırının bile yarısı asgari ücretin çok çok altında bir ücretle bu 7500 lirayla yaşamak zorunda olan emeklilerin sayısı 10 milyona yakın. Yani milyonlarca emekli 7500 lirayla yaşamaya mahkum ediliyor. nasıl ediliyor. Bu mümkün değil. Bu mümkün insan, değil. Şimdi bunu geçinecek? mesela 2008'den beri AKP'nin çıkardığı bir yasayla emekli maaşları sistematik biçimde düşürüldü. Sonra da tepkileri azaltmak için işte hazineden tamamlama, yılda iki tane ikramiye. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında işte bir ikramiye. O da yine emekliler bölündü. E Biliyorsun, çalışana, yok, bankalardan emekli olanlara yok. O da bir eşitsizlik. Anayasaya da aykırı. Ve böylelikle Ve çözmeye çalışıyorlar. Mi Daha önce kazanılmış ekramiyelerle ilgili kazanılmış bir dava olduğunu biliyorum. Ya bu açıkça anayasaya da aykırı eşitsiz Çünkü bir durum. Efendim... Neden çalışıyor emekli? Neden çalışmak emekli, sorununda? Yani şunu İçine söyleyeyim İsmail Bey, emekli olmak hepimiz için bir hak. Yani belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak, emekli olduktan sonra da artık emeklilik, yani artık evet. çalışmayacaksınız ve son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret, başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak herkesin yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak görevidir. Emekli neden çalışıyor? Çünkü 7500 lira, 10 milyona yakın emekli 7500 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Emeklilerin bu bugün yarısı ya çalışıyor ya iş arıyor. Böyle bir tablo var. Çalışanlar açısından işte asgari ücret o kadar yüksek enflasyonlu bir sürece girdik ki asgari ücrete ve bütün ücretlere yapılan artışlar enflasyon karşısında en fazla bir ay bilemediz iki ay dayanıyor. Ve bu şekilde çok ciddi bir biçimde yoksullaşıyoruz. Yani bu yüksek enflasyon süreci toplu iş sözleşmeli sendikalı iş yerlerinde bile Türkiye'nin en iyi toplu sözleşmelerini yapıyoruz disk olarak, ama imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin mürekkebi kurmadan aldığımız ücret çünkü, artışları uçup gidiyor. Çünkü yüksek enflasyonu ortamlarda. Çok yüksek bir enflasyon var. Enflasyon da doğru ölçülmüyor zaten. Enflasyon hedefini de biliyorsunuz güncelledi hükümet. Bizim yaşadığımız en son, enflasyon çok yüksek. Da bizim yaşadığımız bakanlar. enflasyon çok yüksek. Bunu biz biliyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefi 22 idi. Sonra Merkez Bankası raporunda Merkez Bankası Başkanı bunu yüzde %55 55'e revize etti. Sonra %68'i orta vadeli programda Maliye Bakanı hedefi revize etti. Yani enflasyondaki yükseklik, tırmanış artık durdurulamıyor. Ve bütün ücretlerde resmi enflasyona endeksi ve çok ciddi bir erime var. Bir de kalkıp Deniyor ki yüksek enflasyonun sebebi ücretlerdeki artışlar. Maliye Bakanı'nın geçen an, yani, hani El insaf denir buna. Hani bunun adı insafsızlık. Başka bir şey değil. En hafif deyimiyle. Yani biz bütün TÜİK verilerine baktığımızda 2015'ten bu yana bankaların karları, şirket karlarında olağanüstü bir artış var tüm sektörlerde. Yine 2015'ten bu yana bütün sektörlerde reel ücretler olağanüstü derecede düşmüş. Yani dolayısıyla enflasyon nedeni ücretler ya da işçiler değil. Oysa bir bizim, diğer yönü de evet. Oysa bizim çok özür diliyorum. Bakın anayasamızda da yazılıyor. Biz demokratik sosyal bir hukuk devletiyiz değil mi? Sosyal bir hukuk devletiyiz. Evet, çok Madde doğru. 73 diyor ki evet. herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Hepimiz evet. vergimizi ödemeye çalışıyoruz. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Ama öyle yapılmıyor. Evet. Şimdi bir taraftan düşük ücretlerle yoksullaşıyoruz. Diğer taraftan da alım gücümüz bu adaletsiz vergi sistemiyle daha da fazla geriliyor. Bu madde çok önemli. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet. Tabii ki vergi ödeyeceğiz. Ne diyor? Kamu giderlerini karşılamak üzere herkes vergi ödemekte yükümlüdür ama nasıl? Mali gücüne göre. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaksınız. Ve devamında da diyor ki vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı. Şimdi Türkiye'de en adaletsiz, en dengesiz vergi sistemlerinin olduğu bir ülke Türkiye. Bu nasıl yapılıyor? Zenginden vergi alamıyor hükümet. E, sermayeden vergi alamıyor. Servetten vergi alamıyor. Sürekli olarak vergi yükünü işçinin, emekçinin bizim cebimize eliniz, elini uzatarak bize yüklemeye çalışıyorlar. Bunu da iki şekilde